hatta çok... mısın? Evet efendim. O, geldin mi? Devran? Buradayım, buradayım. İnanamadık. Onur'la konuş Devran, bir sor sen istersen. Ne soracaksan, ne söyleyeceksen söyle. Şimdi ben bir şeyi çok merak ediyorum. Neden bir sanatçının olabilir ölüm hepimizin için? Fakat bunu neden bir menajerine açıp da sormak yerine veya etrafındaki tanıdığı insanlara sormak yerine direkt kendisi o Twitter'da tweet atıyor? Neden? Şimdi Devrancığım sen haberleri okumamışsın. Ben tweet atmadım ki. Benim Twitter hesabım çalındı. Öyle bir haber gelse ben sana ulaşmaz mıyım yakınına? Allah korusun. Allah sana uzun ömürler versin. Ben senin şarkılarını dinleyerek büyüdüm. Ama sen attın ilk önce bu şeyi. Ben atmadım. Twitter'ım çalındı. Çalındı. Birkaç saat sonra iade edildi diyor Devran. Evet. Söylemek istiyorum. Tek tek konuşalım. Sen de biraz önce dedin ki 5 saat sonra nasıl geri geliyor bu? Twitter çalınıyor işte hesabı. Devran'ın sesini çalınıyor işte neyse. Nasıl? İşte ben de onu okuyayım. Okuyayım sana o zaman bana gelen mailin. Bana okumana gerek yok. Ben zaten okuyacağım, okudum. Ben böyle bu tarz şeyleri sevmiyorum. Medyatik olmayı zaten ömrüm boyunca hiç sevmedim. Hoşlanmadım. Ben sanatçıyım. Arzu ettiğim gibi yaşıyorum. Türkiye'de bakın ben şu anda İzmir'deyim. Ve İzmir'de benim bu akşam konserim var. Ve ben bu sinirle sahne yapacağım bu akşam. Ailem üzgün, etrafım, dostlarım, herkes üzgün. Ama benim annem zaten rahatsız bir kadın. Şu an Beli Erzancığım konuşuyorum elim ayağım titriyor. Tahmin ediyoruz. Çok zor. Yani. Peki sen Onur'un söylediği Twitter adresim çalındı ve 5 saat sonra iade edildi. Lafına inanmıyorsun benim anladığım kadarıyla. Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Hayır. Peki o zaman Devrancığım niye ben bugüne kadar 50-60 tam sayısını bilmiyorum. Tek tek konuşalım. Doğru haberleri verdim. Niye böyle bir şey yapayım ki? Neden? Sebebi ne? Bilemiyorum. İnanmıyorsan. Devran. Bir sebep göster o zaman bana. Ortada. Yani nedir bu? Benim reklama bilmem neye ihtiyacım yok. Şükürler olsun. Ben biz tanışmıyoruz abi. Bile. Yan yana bir kere orada köyde oturduk. Niye ben oradan... Bir dakika tek tek konuşalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Onurcuğum müsaade eder misin? Bir Devran söylesin. Evet Devran. Ben Türkiye'ye mal olmuş bir Devran Çağlar isimli sanatçı. 25 albüm yapmışım bu ülkeye. Ha olabilir ben Avrupa'da yaşamış olabilirim. Bu hiç problem değil ama tek ayağım burada. Konserlerim, her türlü faaliyetlerim olabiliyor. Ben burada sanatçı oldum. Tabii ki burada tüm faaliyetlerimi göstereceğim ama kalkıp da bu tarz şeylerle ben sevmiyorum. Şimdi Onur Akay'ın Twitter'ının çalındığına inanmadığını söyledin. Peki neden yapmış olabilir sence bunu? Herhalde bariz bir şekilde belli zaten reklam için yapıldı bu. Pardon evet. Bir daha duyulmadı. Ne dedi? Bu reklam için yaptı kendisi. Bir dakika Devran benim reklamım mı oldu? Senin reklamın oldu. O zaman yani şöyle bir şey. Çok büyük bir yanlışlık var burada. Ben düzelteyim onu hemen. Hayır Devrancığım. Tek Devran bir dakika. Ben sana benim evet. Anlaşılmıyor. Bir reklama falan ihtiyacım yok. Ben Devran Çağlar'ım. Bitti. Tamam. Devran Çağlar'sın onu herkes biliyor. Ama bana gelen mesajı da bir dinle. Bak Onur Bey dün 16-14'te geldi. Onur Bey belki sizi bu sabah üzdük. Bizler Devran Çağlar hayranlarıyız. Bülent Ersoy'un size açtığı tazminat sonrası iki değerlisi bir araya getirmek için hesabınız hacklendi. Bülent Ersoy'un sizlere olan baskısı için bunu yaptık. Buyurun açın hesabınızı geri iade ediyoruz. Üzgünüz ama mutluyuz. Devran Çağlar hayranları. Burada duruyor mailimde. Hiçbir hayran sevdiği sanatçıyı öldürmez. Bu yapmaz. Bir. Yapmaz. Çok da hata yaptılar. Ben de onunla mahkemede görüşeceğim onlarla. Devran'a bir söz hakkı verelim. Evet Devran. Ben de katılmıyorum hayatım. Aynı fikirdeyiz yani seninle Derzancığım. Yani benim böyle şeylere ihtiyacım zaten yok ya. Sen bir mahkemeye başvuracak mısın Devran? Evet avukatımla görüştüm evet. Bir de öldü yani haberiyle yapılan reklamdan ne olur Allah'ınızı seviyorsanız. Hiçbir şey olmaz hiçbir şey. Devran bir şey soracağım. Ama Devran'ın reklamı yapılıyor dedin evet. Biraz önce. Ben mi? Onur demedin mi sen? Hayır reklam için yapılıyor deyince Devran ben de dedim bununla ben kendi reklamımı yapmadım anlamında dedim. Tek tek konuşun.
Şimdi ben böyle şeylerle zaten olmuş olsaydım, reklam olmuş, yapmış böyle bir düşünceye sahip olsaydım. Oho! Şimdi yani. Devran dün Aydın bir tane tweet attı. Evet. Aydın tweetinde dedi ki ah Devran Çağlar, kıymetin bilinmedi, çok engellerle karşılaştın ama seni bitiremediler. Allah rahmet eylesin diye bir cümle kullanmış, tweet atmış. Şunu tamam. soracağım. Çok engelle karşılaştın mı? Ve burada bahsedilen isim biraz önce Onur Akay'ın söylediği Bülent Ersoy muydu? Engelleyen. Hayır, Bülent Hanım'la asla böyle bir şey diyalog orada asla bulunmadım. O herkesin bir değişik fikirleri vardır. İnsanların ben bunlara kendi şey vuramam. Yani hani insanlar ne düşünüyorsa düşünsünler. Seni fakat, engelleyen kimdi peki? Engellenen ya bunları konuşmak istemiyorum. Engelleme falan bunlar değil de konuşmak istemiyorum. Engellendin mi? Evet. O zaman kim olduğunu söylemem ama engellendin mi? Evet. Peki. Ya. Evet. Şimdi ben Onur'a bir şey sormak istiyorum. Onurcuğum. Buyurun. Ben demin dedim ki ben Devran'ın yerinde olsam hukuki haklarımı kullanırım. Bu o, ve o hesabın o saat dilimleri içerisinde IP numarasından, siber suçlar diye bir suç var biliyorsun. Tabii. Hacklenip hacklenmediğini anında aynen öğrenir. Görebilir. İşte en güzeli de o olur. Her şey de ortaya çıkar. Peki bugün... Aynen. Bugün, zaten bunu yapacağım. Peki bugün bu olaylardan rahatsız mısın Onurcuğum? Yani... Tabii rahatsızım. Ben Devran Çağlar'ın sesini çok severim. Kendisine tanışmasak da ben onu hep dinlerim. Böyle bir şeyi Hürriyet'ten beni aradıklarında öyle bir üzgünlük duydum ki. Yani bugüne kadar böyle bir şey iki kere başıma geldi ve ikisinde de çok zorlandım Lerzan. İki kere peki. mi? 70 tane haberden bahsediyor. Hayır, hayır. Twitter'ım iki kere çalındı. İki kere o ilk çalındığında ne çıkmıştı? İlkin doğru ben, çıkmış. Lerzan'cığım ben bu haberleri de duydum. Birkaç kişiye daha yapılmış bunlar şahsın tarafından. Bundan sonra da ölüm haberleri verecek misin Onur? Yani şimdi ben sizin gibi nasıl Twitter'dan hani biri vefat ettiği zaman başsağlığı diliyorum. Ben haber yapmıyorum ki. Orası benim sosyal medya adresim. Benden gazeteciler görebilir. Benim adımı vermeden de yazabilirler. Hepsi benim adımı vermeden yazsın. Ha. Ben illa benim adımı yazın demedim ki hiçbirine. Devran sen de bir şey söylüyordun. Hayır yani bu birkaç defa yapılmış. Ben o şahsın tarafından insanlar, sanatçı arkadaşlarımla yapılmış bir şey. Bunu herkesten ben duydum. Yani yapılıyor tabii, yapılıyor ama onun sosyal medyada bazı kişiler böyle işte vefat etti diye duyuruyor. Çok günah, çok bunlar, yazık. Evet, çok bu günah. Cuma günü, bu cuma günü. Canınız yanar, canınız yanar. Yemin ediyorum bu haberi yapana Allah öyle bir dert verir ki kendine gelemez. O yüzden bence gerçekten insanlar empati yaptığı zaman çok rahatsız edici bir durum. Devran, gerçekten de sana da Onur'un yaptığı söylendi sanırım değil mi? Evet. Hayır, Onur'un yaptığına inanıyor zaten Devran yani. Onu bir soru istiyorsan inanıyor mu? Tabii inanıyor. Diyor ki ben hacklendiğine inanmıyorum. Twitter'ın adresinin çalındığına inanmıyorum ve mahkemeye başvuracağım diyor. Doğru mu? Tamam. Aynen. Tamam. İşte en güzeli o olur. Tamam. Mahkemede demek ki. O zaman da her şey görülür. Aklı karımı ortaya çıkacak. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim.